Herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugün konuğumuz çok ünlü ve çok özel bir şef Bilge Erk bizimle birlikte. Hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Nasılsın? İyiyim, çok teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim, mutfaktan onu kaçırdık diyebiliriz. Gerçekten çok yoğun çalışıyor ama bizim için geldi, kırmadı geldi. Sağ olsun, var olsun. Burada olmak keyifli. Çok teşekkürler Bilge. Şimdi kısaca kendinden bahseder misin öncelikle? Hızlı bir giriş yapalım, sonrasında konuşacağımız evet. Çok konumuz var çünkü. Ya anlatacak çok şey var ama şöyle bahsedebilirim kısaca. Aslen Burcu'luyum ben, Burcu doğumluyum. Fakat ilkokulu, ortaokulu falan Fransa'da okudum. Lise için Türkiye'ye geldim. Üniversite tekrar Türkiye. Meslek hayatına uçuş hostesi olarak başladım. 15 yıllık uçuş hayatından sonra gastronomi okudum. Şu anda... Orada duralım. Tamam, orada peki. Duralım. Çünkü çok hızlı geçti. Bu kadar hızlı beklemiyordum. Ben kısaca söyleyeyim dedim. Evet. Ama tabii hayatını çok hızlandırılmış bir şekilde kısaltman mümkün değil. Onu biliyorum. Çok. Şimdi 15 yıl hosteslik evet. Yaptın. Uçuş hostesliği uçuş yaptın. Hostesliği. Sonrasında neden bırakma kararı aldın? Ben mesleğimi çok seviyordum. Uçuş hostesliğinde zaten hayalimdi. Ya şöyle seyahat etmeyi, gezmeyi seven bir çocuktum. Yemeği çok seviyordum. Şimdi küçük yaşta yurt dışına gittiğim için farklı kültürlerin farkındalığı vardı bende. Onlarla birlikte beslendim. Onlarla birlikte beslendim ve o kültürün devam etmesini istedim ben. Ve o yüzden uçuş hostesliği bana çok cazip gelmişti. Uçuş hostesliğine başladım. 15 yılın sonunda maalesef hani çok benim için travmatik bir şey. Yani konuşurken bile bazen gerçekten çok zorlanıyorum, çok üzülüyorum. Bir uçak kazasıyla mesleğim sona erdi. Uçak kazası olan durumda sen değildin de bir başka arkadaşım benim yerime gitti. Uçuş programında benim ismim varken arkadaşımla biz uçuş değişikliği yaptık. Daha doğrusu ben rapor aldığım için otomatikmen ona uçuş geçti. Kader. Maalesef hayatını kaybetti. Tanrı'dan rahmet diliyorum Allah kendisine. Bütün ekip arkadaşlarıma çünkü çok uzun yıllar emek verdiğim insanlar vardı orada. Gerçekten çok acı olmuş. Çok travmatik. Yani bazen sonrasında da mesleği bıraktın. Mesleği bıraktım, uçamadım. Peki hala uçağa binerken korkun İlaç oluyor alıyorum. Mu? İlaç alarak uçabiliyorsun. İlaç alıyorum. Normal uçamıyorum yani. Bu arada seninle ortak bir noktamız var. Ben de bir dönem hosteslik yaptım ama yer hostesiydim. Ama benimki çok kısa sürdü. Seninki 15 yıl sürmüş. 15 yıl. Ben yerel radyolarda çalıştığım dönemde işsiz kalmıştım arkadaşlar. Ve o zaman da Hürriyet gazetesinde böyle arka sayfada yer hostesliği aranıyordu havaşı. 500 kişi içinden 17 kişi içine çok kaldım. Çok güzel bir şey. BCSGO'ya eğitimlerini aldım. Buraya kadar her şey normal. Sonrasında tabii uçak biliyorsun sen çok iyi bilirsin. Başka slota şey. Giriyor. Aynen. İşte arızalanıyor. Evde de işte küçük bir çocuğunuz varsa bakıcı ablanız olmuyor. Size ben mesaim bitti gitmem lazım diyor. Diyorsunuz ki uçak slota girdi benim burada kalmam lazım. Sonrasında baktım ki ben radyoculuktan kopamayacağım. 3 ayın sonunda çünkü şunu fark ettim. Allah'ım inşallah uçağa biri geç kalır da ben de şuradan mikrofona basıp attention please diye o anonsu yaparım. Onu beklediğimi fark ettim ve bıraktım. Benim 3 ay kadar sürdü macera. Ama yani ama çok başka bir dünya. Farklı bir dünya. Uçuş. Onun hani onun enerjisi başka. Kesinlikle. Onun keyfi başka. Ben çok severek yaptım. Evet. 15 yılı da dolu dolu yaptım. Nice badireler atlattım. Hani ne bileyim o kazaya kadar hani olmamış olsaydı o kaza yaşanmamış devam olsaydı devam ediyor olurdum ve muhtemelen de yeni yeni emekli oluyordum yani. Ama o zaman senin bu güzel yönünü bilemeyecektik. İlla ki gelirdi bu tarafa. Gelirdi, bu tarafa. İlla ki gelirdi. Belki finalde emeklilikte gelirdi. Ya emeklilik hani belki bir 15 yıl öncesinden değil de belki daha farklı bir şekilde illa ki gelirdi. Çünkü o nokta da vardı bende. Yani ben yeme içmeyi çok seven bir çocuktum. Küçükken işte Fransa'da büyüdüğüm çağlarda şeylerde havucu doğrardım. Üzerine limonlu tarator gibi garip bir sos harika. Yapardım. Arkadaşlarıma da dağıttırdım ben. Çünkü daha küçücük yaşta. O zamanlardan. 14 yaşındayken kendi doğum günü partimin bütün pastasıyla her şeyi kendim yapmıştım. Harikasın. Yani vardı aslında. Zaten temel vardı. Temel. Vardı evet. Peki sonra nerede eğitim aldın? Amerikan Hospitality Akademi'yi bitirdim ben. Culinary Art yani mutfak sanatlarını bitirdim. Uluslararası Servis ve Lezzet Akademisi. Sonrasında işte çalışmaya başladım çeşitli yerlerde. Komi olarak başladım ki ne 30 güzel. Yaşından sonrasında düşün yani benim çocuğum yaşındaki insanların alt kadrosunda falan çalışıyorum. Artık oradan ne öğreneceğim, buradan ne öğreneceğim falan derken benim çok büyük bir avantajım vardı. Ben şu anda yetişen aşçı çocuklara da söylüyorum. Dil öğrenin. Evet. Dil.
Yani yabancı dil bilmek en azından yani çok ciddi bir avantaj. Çok ön plana çıkartıyor işte şeyi. Senin tabii o Fransızca bilgin de Fransız mutfağına karşı yani, ilgin. Bütün orada zaten yaşanmışlıkların o da kültürle beslenmen şey. Başka bir şey. Yani şimdi Fransız, o da güzel bir tat katıyordur değil mi? Çok Türk önemli. Mutfağıyla bir arada. Şimdi Fransız mutfağın geleneklere dayanan bir mutfak türü. Ve adamlar 200-300 yıl önce reçeteleri ya da tanımları, şeyleri, tarifleri koymuşlar. 300 yıl sonra dahi aynı şeyi uygulayabiliyorsun. Dolayısıyla artık bir ekol oluşturmuşlar. Yani mutfak Fransız mutfağını tanıdıktan sonra dünyadaki mutfakların da artık hani farklılığını görebiliyorsun. Dolayısıyla harika. Daha şey çıkıyor ortaya. Peki mutfakta nasılsın? Aslında bunu ekine sormak lazım. Böyle boza pişiriyor musun enselerinde? Tatlı sertim. Ya anneyim. Ne güzel. Mutfakta anneyim. Ben bunu her zaman söylüyorum. Yani bir anne nasıl davranırsa çocuğuna hani yeri gelir kızar, yeri gelir işte azarlar, yeri gelir işte aferin iyisin şurada falan der. Ben bir anneyim. Yani o anne şeyini atamıyorum maalesef. Bu yemeklere de yansıyordur ama kesinlikle. Aranızdaki ben sevgi bağ değil mi? Kesinlikle kabul ediyorum. Yani elin enerjisinden mi yoksa salgıladığın hormonlardan mı? En lezzete denilen şey o zaten. Yani senin hormonların. Koku çok önemli değil mi? O hem de nasıl? Hem de nasıl? Benim oğlum mesela tazı gibiydi. Ben onu esnaf lokantasıyla başladım çünkü yemek yedirmeye. Esnaf lokantalarını da çok severim bu arada. En mükemmel yemekler oradan gerçekten. Çıkar kesinlikle. Çünkü hamileliğim döneminde böyle bir koku gelmişti. Sonrasında da alıştık. Katı gıdaya geçtiğimizde et yemeklerini çok iyi pişiremiyordum laboramızda. Ve ben de hemen söyledim. Park lokantası adını da vereyim. Ve bir müddet sonra baktım pazar günü kapalı. O gün de et yemeği yapacağım. Kendim uğraştım böyle bilge işte düdüklülerde haşladım. Bence çok lezzetli ve harikaydı. Ya düdüklü dedim beni kaybettin. Zaten bilmediğim oradan belli. Düdüklü dedim ben bittim orada. Bittim kapandı yok. Şöyle mama sandalyesinde oturuyor uzak. Kokladı. Ve özellikle de Seyfettin Usta'nın kabına koyup ısıttım. Hani onun kokusu falan yesin diye. Belki bu peypo değil deyip yere attı. Dedim ki 3 saat uğraştım koku. Ve anladı. Yani koku çok önemli. Çok önemli. Şimdi hani mesela yemeğin pişip pişmediğini veya işte şeyin lezzetini her şeyi alabiliyorsunuz. Yani ben açıkçası tuzun bile kokusunu aldığımı hissediyorum. Ciddi söylüyorum yani bu bir şaka değil. Hani yemeğin tuzlu olduğunu ya da bir o vermiş olduğu kokudan galiba ya da bir şeyin yanlış gittiğini o kokudan anlayabiliyorum. Mutfakta kimya çok önemli. Çok. Ama matematik de bence çok önemli. Şimdi seni düşünüyorum, mutfakta hayal ediyorum. Bir yandan o ekibi organize etmek, tam zamanında müşteriye o planlamayı yapmak, kaç kişinin günde ortalama... Zamanlama çok önemli. Değil mi? Restorana gelmek. Çok yani çok inanılmaz. Önemli. Ya şimdi şöyle, aslına bakarsanız ben havacılık disiplini ile mutfak disiplini birleştirdim. Havacılık zamanlama işidir. Yani her saniyenin çok değeri vardır. Orada timing çok önemli. İşte kalkışta, inişte vesaire. İşte onun 3 dakika, 7 dakika kuralları, işte servis timingi vesaire vesaire. O zamanlamayla şeyi birleştirdim aslında. Yani o benim için çok daha pratik oldu. Tabii ki mutfak matematik işi bu sadece ve sadece şey için değil. Yani zamanlama olarak değil. Bir tabak çıkartırken şimdi normal bir porsiyonu düşünün. Siz 1 kilo üzerinden değil o insanlara 120 gram üzerinden veriyorsunuz. Dolayısıyla yemeğinizi yaptığınız her şey de 120 gram üzerinden oluyor. Kullandığınız tuzdan karabiberine kadar. Tabii mesela hesap ediyorum 0.01 gram tuz kullanılmış. Hadi al hesapla bunu. Ya da şu işte mesela diyeyim, bir tuzun kilosu ne kadar? Onun 0.01 gramın maliyetini çıkartıyorsun. Çok çılgın. Çılgın bir şey. Gerçekten. Akıllar üstü. Matematik hocama buradan ben de durdum. Buradan bir şey söyleyelim değil mi? Matematik hayatta çok, çok önemli. Matematiği sevin arkadaşlar. Ay bir de ciddi anlamda ben yani edebiyat mezunuyum. Normalde de Fransız dili ve edebiyatı okudum. Lisede de edebiyat okudum. Matematiğin bu kadar çok hayatımda olacağını bilseydim daha fazla eğilirdim ama matematik önemli arkadaşlar dikkat. Kesinlikle. Şimdi çok fazla ödül aldığını biliyorum. Teşekkür ederim. Ama bu ödüller arasında hani benim için en önemli ödül şu herhalde diyebileceğin bir ödül. Ya şimdi hepsi yavrum dermiş. Ama bir çok tanesi klişe. Vardır. Şeyi çok önemsiyordum ben bunu. Benim için Türk mutfağını tanıtmak ya da Türk mutfağı demek istemiyorum aslında. Anadolu mutfağı. Çünkü Orta Asya'dan buraya geldiğimiz vakit bu topraklar bomboş değildi. Yaşayanlar vardı. İşte hani tarihçesine şeyine farklı girmek istemiyorum. Farklı kültürler. Ki. İşte Lidyalılar, Urartular, işte İyonlar. O kadar çok farklı kültürler vardı ki. Bunlar bir gecede kaybolmadılar. Gitmediler. Bütün mirasını bu topraklarda bıraktılar. Dolayısıyla sadece ve sadece Türk mutfağı demek haksızlık olur. Anadolu mutfağı. Anadolu mutfağı. Ben mesleğe başladıktan sonra şey çok dikkatimi çekti. Yani
yemek, Türk yemekleri dendiği zaman işte kebap, lahmacun, pide, işte ha bir de şey farklılığı vardı. İşte yok Turkish ravioli mesela mantıya. En çok uyuz olduğum oydu. Ondan sonra işte Turkish şey bilmem ne. Ya biz bundan daha fazlasıyız dedim ve dedim bir şeyler yapılmalı bununla ilgili olarak. Hem evet, isimleriyle hem de yemeklerini tanıtımıyla ilgili. Ve ben bir mutfak atölyesi kurdum. Bu kendim tamamen projesi bana ait her olmuş olan. Her şeyi kendin mi yaptın? Her şeyle mutfak atölyesini kurdum. Bütün projesi de bana ait. Bunun işte o dönemlerde kadın girişimciler için COSGAP destek veriyor işte. Ondan sonra onlara sunum yaptım. Dedim ki Türk mutfağını. Hani madem bu adamlar buraya geliyorlar, restoranlarda yemek yerine gelsinler burada hem pişirsinler hem öğrensinler. Ben çünkü dil de biliyorum, yemekleri anlatayım, tarihçilerini anlatayım. İşte hem öğlen yemeğini yesinler, akşam yemeğini yesinler, birlikte pişirelim, yiyelim vesaire bir konsepte şirket kurdum. 2 yıl üst üste Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'ndan fark yaratan kadın girişimci ve hani yenilikçi iş fikrine ödüller kazandım. Bunlar için çok kıymetli. Müthiş bir gurur. Yani Türkiye'yi bir kadın aşçının dışarıda kadın şefin tanıtması muhteşem olmaz daha mı? Çok önemli. Güzel çok, olur yani, İnşallah olur. Yapacak çok şeyim var. Aslında o kadar çok planlamalarımda hani kafamda canlandırdığım işte nereye ne yapılabilir, ne edilebilir. Fakat bizim Türkiye'de maalesef gastronomik olarak yaptığımız hatalardan bir tanesi çok yüzeysel ele alıyoruz olayları. Yani işin tarihsel bir boyutu var. Yani tam noktada araya girmek istiyorum. Ki. Senin çünkü yemeklerin de tarihçesine kadar bakıp aynen, bilip pişirdiğini biliyorum. Ritüellerine, bu nasıl oluyor? Ritüellerine kadar. Şimdi biraz herhalde bu şeyden kaynaklı oluyor. Araştırmacı bir kişiliğim var. Evet. Başak Burcu'yum ben. Evet. Hiçbir şeyi yarım yamalak yapmam. Her şey bilmek tam zorunda. Olacak. Bilmek zorundayım. Geriye yani demek. Aynen. Şimdi bir yemeği yapıyorsan bu adam bunu niye yaptı? Nasıl yaptı? Neden yaptı? Nereden aklına geldi? İlk ya da kim yaptı? Kim yaptı? Musun? Hepsini bulmaya çalışıyorum. İnanılmaz. Bulabildiğim kadarıyla. Çünkü maalesef bize arşiv olayı çok sıkıntılı. Doğru. Hani işte bize şey söyleniyor. Mesela işte diyor ki neden bizde reçeteler yok? Niye biz bunu 200-300 yıldır yapamıyoruz? Ben diyorum ki yani matbaa 200 yıl sonra geldi bu ülkeye. Yani hesap edin gerisini. Ben bir şey söylemeyeyim evet, size söylüyorum. İşte ilk yemek kitaplarına bakıyorum. Mesela ilk bizim gastronomik olarak mutfaklarla ilgili şeylerin, kayıtların Kaşgarlı Mahmut'un şeyinde var, kitaplarında var. Onda da şeyler anlatıyor. İşte tabak niyetine kullanılmış olanlar, ne kullanılmış, işte kaşık olarak neleri kullanmışlar. Yok işte şeyin hayvanın leğen kemiğinden bilmem ne yapılmış vesaire. Yani bana göre gastronomiyi pazarlamak sadece yemeği pazarlamak değil, bir ritüeli kültürü, de pazarlamak. O geçmişi, kültürü, aynen öyle. Paylaşmak. Şimdi Japon yemeği alışkanlığına bakıyorsun. Adamlar, ben Dil Tarih Coğrafya Fakültesini okudum. Çok farklı dil bölümleri vardı. Onların kültür haftaları düzenleniyordu. Mesela Japonların çay seremonisi benim çok ilgimi çekmişti. Alıyor çay bardağı, şöyle bir çeviriyor, karşıdakine veriyor. Otaki alıyor, çeviriyor, içiyor. Yani bu bile bir şey açısından, hani izlemek açısından, görsellik açısından önemli. Dedim ki ritüelleri de kazandıralım beraberinde. Doğru. Bu arada senin Seul'de de madalyaları var. Hazır yeri gelmişken o geldi aklıma. Evet, evet, Seul'de. Orada da Top Chef Grand Prix'si uluslararası bir yarışma. İşte o uzak doğudan bayağı bir katılımcının şeylerin oldu. Bizim de Türkiye'den, Türkiye Aşçı Federasyonu adına gitmiş olduğumuz bir yarışmaydı. Biz tamamen kadınlardan oluşan bir takım. Çok tesadüf denk geldik aslına bakarsanız. Yani bizim ekip başımız vardı. Haldun Tüzel hocamız, o da kendisine de buradan çok çok sevgiler, saygılar. Dedi ki kadınları götürelim, kadınlar gitsin dedi. Biz tamamen kadınların oluşturduğu bir takımla 10 tane altın madalya aldık. Çok güzel. Çok da büyük bir başarı. Aa, evet. Orada ben ilk söylediğim şeylerden bir tanesi hem şeydi, İzmir Marşı'ydı, 10. yıl marşını söyledik sonrasında da. Çok güzel. Şimdi benim merak ettiğim bir yemek var. Aa. Doğru mu telaffuz edeceğim bilmiyorum ama. Volevan vie bœuf bourguignon. Aa, volevan bœuf bourguignon. Evet, ne kadar yani söylediğimi gibi. Volevan ve bœuf bourguignon. Bœuf bourguignon Fransızların bir tane şey işi. Görüntüsü diyordur. Çok hoş. Çok. Yapımı kolay mıdır, zor mudur? Meşakkatli. Kolay. Meşakkatli der ki uzun saatlere dayanıyor. Aslında çok komplike bize değil. Bize bir küçük tarif verebilir misin? Bœuf bourguignon anlatabilirim çok rahat, basit bir şekilde. Şimdi normal bœuf zaten dana eti bizim bildiğiniz. Kuşbaşı dana, kuşbaşından biraz daha iri olarak alıyoruz onları. Bir güzel kuruluyoruz. Onlar nemli olmayacaklar. Kuruladıktan sonra hafif unluyoruz ve kenarda bırakıyoruz. O un kendini çeksin ama bulamaç gibi olmasın. Hı hı. O sırada kereviz sapı, havuç ve şeyi, bunlar zaten Fransız mutfağının 3 şeyidir. Soğan, kereviz sapı ve havucu, hı hı, kavuruyorsunuz tereyağında. Tamam. Ondan sonrasında onları kavurduktan aldıktan sonra etleri hemen mühürlüyorsunuz çok hızlı bir şekilde. Tencereyi ama yıkamadan yapıyorsunuz. Sonra bunların hepsini bir araya getirip sonra unlu bir sos ve kırmızı şarapla
yaklaşık 200 saat çok kısık ateşte pişmeye bırakıyorsunuz. Bu kadar. Harika. Çok teşekkür ederiz. Yani şey olarak bu, özet olarak bu. Peki en sevdiğin yemek yapma şekli desem sana? Aa, ben tava yemeklerini çok seviyorum. Neden? Hızlı. Ben de fırın pratik yemeklerini severim. Hayır, elin boş kalıyor değil mi? Ondan sonra rahat oluyorsun, dolaşıyorsun, işini yapıyorsun. Görüyorsunuz, bir şef olarak neden fırın yemeklerini sevdiğimi hemen anladım. Şimdi şöyle oluyor. Tam evdeyim, bir iş geliyor, seslendirme yapmam gerekiyor. Benim o işi yapmam gerektiği için düşünüyorum, hesaplıyorum. Şimdi saati koyuyorsun. Saati tabii kuruyorum. Hemen patatesleri, köfteleri koyuyorum fırına 40 dakika içerisinde. Stüdyoya çıkıp hemen sesi alıp iniyorum. Ama bazen unuttuğum olabiliyor. Ben fırın ama yemekleri farklı bir şey ama fırın yemeklerini kontrol edemiyorum ya ben. Ondan sevmiyorsun. Harika. Kontrol edemiyorum. Peki tava şeydir nasıl? Senin hızlı hızlı, hızlı daha hızlı, hızlı oluyor, daha çabuk oluyor tava yemekleri. En güzel tava yemeği önerebileceğin en ya, et yemekleri mi? Ben et, işin komik tarafı ben vejetaryenim. İnanmıyorum. Evet, ben vejetaryenim. Çok uzun zamandır kırmızı et hayatımda yok zaten. Hani şeyi de mümkün mertebede tavuk ve balık işlerinden de kaçınıyorum. Onları da çok fazla. Yani vegan olmama şu kadar kaldı. Ramak kaldı ama hani pişirmesini yapıyor muyum? Evet, yapıyorum. Mükemmel yapıyorsun çünkü yemeklerini tattığım için şu an çok şaşkınlık içerisindeyim. O zaman ekstra zor bir işi başarıyorsun ya bence. Ya şimdi şöyle, nasıl piştiğini veya nasıl olduğunu bilirseniz, biraz önceki şey yok, evet, kokudan koku görmek. Yani koku şimdi biz 5 duyu organımızı birden kullanıyoruz şeyde yemek yaparken, hem görüyoruz, duyuyoruz. Ya ben mesela et, aynen öyle, evet, etin çıkarttığı sesten o şeyini anlayabiliyorum. Isısını anlayabiliyorum. Yani kaç derecede pişiyor, ne oluyor, onları algılayabiliyorum. Onlar benim için çok şey değil. Ve artık bir de hani alıştığınız şimdi standart diye bir şey var, standartizasyon. Ben mesela diyelim ki belli şeylere bakıyorum. Bir ürün alırken arkasındaki protein oranına bakıyorum, şey oranlarına bakıyorum. Çünkü unun dahi bir volümü var. Yani her un her işe yaramaz. Yani her unla her şeyi kendi yapamazsınız. Kendi içlerinde bile değil, aynen, mi? Ayrılıyor. Ve dolayısıyla ben diyorum ki evet, bu markaya da şu tür unu, şu kadar protein oranı bulunan unu buna kullanırsam bir kaşık kullanacağım. Hepsini biliyorsun. Hepsini biliyorum. Aynen. Yani biraz önceki işte matematik ve kimya burada devreye giriyor. Peki hayal kurmayı sever misin? Ay çok. Ay çok fazla. Peki hayalin, yani en büyük hayalin nedir desem sana? Michelin yıldız. Aa, birazcık açalım mı? Ya şöyle, ülkemize Michelin yıldızı gelmedi. Şu ana kadar takvime de girmedi. Hani Michelin yıldızı neden benim için çok çok önemli? Bir Türk kadın aşçı olarak, yani erkeklerimize Michelin yıldızı almış restoranlarda çalışan çok erkek şeyimiz var. Kendi restoranı almış olanlar var. Hani yurt dışında erkekler çok bas bas bağırıyor. Biz buradayız, şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz ya. Hani bir kadın olarak bir şeyler yapmak. Yani bu benim, bir de şey var. Güzel bir hayal. Kesinlikle. Ya ben Atatürk'ü çok seviyorum. Neden seviyorum onu da söyleyeyim. Düşüncelerinden dolayı. Yaptığı her şeyde hataları vardır. Hiç bizi, o beni ilgilendirmiyor. Fakat adamın 100 yıl sonrasının İleri vizyonu beni olsun çok etkiliyor. Yani vizyon sahibi herkesi çok ben hayranlık duyarım. Hangi ideolojide olursa olsun. Yeter, evet, ki vizyon olsun. Ve bana çok yaşlı bir otelci amcamız, abimiz her neyse öyle söyleyeyim. Bir gün şey yaptı, mesaj attı. Benim dedi çok eski dedi yemek kitaplarım var dedi. O yemek kitapları dedi en iyi değerlendirecek insan sensin dedi. Aa, ne kadar güzel. Ve dedi bana dedi eğer dedi adresini, ki tanımıyorum kendisi, beni tanımıyor ama sosyal medyadan oradan takip ediyor. Verirsen dedi ben sana dedi bu kitapları ulaştırmak istiyorum dedi. Ve kitapların her biri 40-50 yıllık yani. Kadar o kadar değerli kitaplar. Kadar benim için çok önemli. Evde benim 10 binden fazla reçetem var. Biriktiriyorum. Dünyanın evin neresine adresini alabiliyor muyuz? Tabii ki. Dünyanın neresine gidersem gideyim mutlaka bir yemek kitabı, bir baharat ya da değişik bir şey bunun arayışındayım. Yani aynı öyle benim şeyim bu. Ayakta kütüphane gibi o zaman. Aynen, seninle çok seviyorum. Yani her şeyin bir şeyi var, tarihçesi var. Yani bir hikayesi var. Neyse abi şeye verdim, ben adresimi verdim. Bana yemek kitapları falan geldi. Çok bana güzel dedi, hayatımda aldığım en büyük iltifat dedi. Atatürk dedi yaşasaydı sen dedi gurur duyardı dedi. Ay muhteşem. Ve hep şunu şey yaptım ben, hani Cumhuriyet'in ilkleri, kadınların ilkleri. Ya ben de dedim ilk, o zaman dedim ilk Michelin yıldızı alan kadın olayım dedim yani. Benim o hep o ilk olma şeyi var ya, belki evin büyüğüyüm, belki ondan da karnımda evin ilk kızı i̇lk falan, çocuğu, ilk çocuğu, ilk torunu, i̇lk torunu falan tabii. İnşallah bu ilki de gerçekleştirirsin. Hayal yani ama hayır, olmayacak bir şey değil. Peki son soru. Tabii ki. Bu işi yapmak isteyen gençlere bize sırrını söyler misin? Bu işin sırrı yok. Sevgi ya. Yani anne baba zoruyla yapmasınlar veya işte herkes yapıyor da ben de yapayım demesinler. Seviyorlarsa, yemek İçten yemeyi seviyorlarsa. Şey. Ya ben bir şey, bana sen kimsin dedikleri zaman ben şekerperver bir yörük kızıyım diyorum. Yani bu her yerde de bu şekilde yazarım. Şekerperver bir yörük kızı. Yemek içmeyi, gezmeyi seven, çünkü yörük zaten göçebe demektir. Yürüyen, gezen anlamına geliyor. Hani
geçsinler, tozsunlar, araştırsınlar, yesinler, ne yapacaklarını ondan sonra karar versinler. Yani şeyin çok güzel bir sözü var İlber Ortaylı'nın, diyor ki okul bittikten sonra diyor mağaza mağaza dolaşıp diyor evlenmeyin diyor, sırt çantanızı alın dünyayı gezin diyor. Yani ben de aynı şeyi söylüyorum, bir okulun bitirdiniz yani ne yapın, gidin 2 yıl dünyaya açılın, otostop çekin, şey yapın, gidin bir yerlerde tezgahlarda çalışın. Çalışın ama o hayatı, ama yaşayın, o hayatı ve görün, yaşayın o ve görün. Yani çok büyük bir şansım var. 55 tane ülkeye gittim. Tabii ki bu ülkelerin çoğunluğu benim isteyerek gittiğim ülkeler değil. Hostesliğin de vermiş olduğu avantaj vardı. Ama ben bunları, o avantajı çok şeyime çevirdim, lehime çevirdim. Ne güzel. O kazanımları sağladım ki en azından ileride daha donanımlı, birikimli bir şeyler yapabileyim diye. Daha yolun çok başındayım aslında bakarsanız. Yani 12-13 yıllık bir aşçılık geçmişi. Daha da uzun zamanım olduğunu düşünüyorum. İnşallah, bakalım, inşallah. Ve çok hızlı bir şekilde bunu ödüllerle de taçlandırmışsın. O için geçtiği için işte bu hostesliğin birikimleri. Yani o birikimi şeyi çok iyi kullandım, evet, ben. Çok yani güzel. O avantajları çok iyi kullandım. Bilge, seninle aslında konuşacak çok şeyimiz var. Belki önümüzdeki günlerde mutfağa İnşallah. Da geliriz. Çok mutlu olurum. Tarifi de alırız. Olur. Çok mutlu olurum. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Ben teşekkür ediyorum. Tekrar çok görüşeceğiz. Görüşürüz. Hoşçakalın.